Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında benzerlik konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 56 ve 57'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birer açı eşit verilmiş bir de burada ikiz kenar da verilmiş. E, açılara da alacağız galiba değil mi? Evet şuraya bir beta dersem iki iç açı bir dış açı da var. Burası alfa artı beta oldu. E sonra ikiz kenarlığı kullanalım. Aa burası da alfa artı beta. Ve iki iç açı bir dış açıdan alfa ile neyi toplarsam alfa artı beta yapar? Tabii ki betayı. Ve ne oldu? Şuradaki üçgenle buradaki üçgende ikişer açıları eşit oldu. Hatta üçüncü açılar da otomatikman eşit değil midir? Evet. O zaman üçüncü açıları da şöyle bir eşitleyelim. Çift çizgi çift çizgi. İki üçgen benzer oldu. Bütün açılar eşit olduğundan. O zaman alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 6 eşittir. Betanın karşısı 6 bölü betanın karşısı x diyeceğiz. 4 x eşittir 36'tan x'i de böylelikle 9 olarak buluruz. Evet birinci soru Ceyhan oldu geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda da neler verilmiş? Sadece birer açı verilmiş. Birer açı verilmişse açılara dalacağız. Da Noktalı üçgenlerde şu ve şu üçgende. Hocam ikişer kenar yok. Bunlarda bir şey yapamam. Ama bazen de bak bunun 180'e tamamlayan açısı ve bunun 180'e tamamlayan açısından dolayı da gidebiliyoruz çözüme. Bak çizgili üçgenleri düşünelim. Hocam çizgili üçgen şu kırmızı üçgen değil mi? Çizgili üçgen. Bir de mavi üçgen var. Kırmızı ve mavi üçgene bakalım şimdi. Kırmızı ve mavi üçgene baktığımız zaman ne görüyoruz gençler? Hocam birer açıları eşit çizgiye çizgiye. Ortak açı var mı? Var. Neresi? Şuradaki A açısı B açısı. E o zaman çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse, çizgi ise çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Ve iki üçgen benzer oldu. E o zaman çift çizginin karşısı 4 bölü mavi de çift çizginin karşısı 3 eşittir. Kırmızıdan başlamıştık. Kırmızıda çizginin karşısı x artı 3 bölü. Kırmızı mavide çizginin karşısı kaç yapıyor? 6'yı yapıyor. 2 katı 2 katı bu 8 olacak. x artı 3 8 ise x'i de böylelikle 5 olarak buluruz. Yani cevap denizli oldu. ikinci soruda geldik 3'e. Birer yüzleri çakışan 3 kutunun yanından görünümü birer karedir. Evet bunlar birer kareymiş. AB çubuğu her bir kutuya ve zemine temas etmektedir. Şöyle kutunun köşelerine Sarı yüzeyin alanı 5 birim kare. O zaman A kare 5 ise burası kök 5 mi yaptı? Evet. Sonra kırmızı yüzeyin alanı o zaman kaç yapıyor? 5 yapıyor 25 ise. E şuraya da 5 yazalım. Şurası da kök 5. Ondan sonra mavi yüzeyin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani ben şu A'yı bulursam olay bitti mi? Bitti. E hocam burada şuna bakacak olursak. Neye bakacak olursak? Burası da kök 5 değil mi? Pardon 5 değil mi burası? Evet. Hocam burası kök 5 ya. Çünkü sarı yüzeyin alanı 5 verilmiş bize. O zaman buraya şey kaldı. 5 ee, eksi kök 5 kaldı. 5 eksi kök 5. E hocam burada 90'lara bu da aslında. E 90 derece burası. Alfa 90 beta. E beta 90 alfa. Alfa 90. Burası da beta değil mi? Evet. Yani iki üçgen benzer oldu. Hatta güzel bir benzerlik var ya burada. Betanın karşısı kök 5 iken betanın karşısı 5 olmuş. Yani 1'e kök 5 oran yok mu? Var. E o zaman burada 5 eksi kök 5'den falan gitmeyelim istersen. O zaman alfanın karşısı a iken burası alfanın karşısı a kök 5 olmaz mı? Olur. E dikkat et a artı kök 5, beş, 5'e eşit değil mi? a artı kök 5 beş eşittir 5 ise a'yı buradan 5 eksi kök 5 olarak buluruz. E o zaman burada yaz yerine karenin bir kenarını, şurada karenin bir kenarını bulmaya çalışacağız. Hocam a kök 5 beş artı 5'i arayacağım. O zaman a yerine 5 eksi kök 5 yazınca 5 eksi kök 5 yazdığımızda bir de bunu kök 5 ile çarpacağım. Artı bir de 5 var. E buradan ne yaptı burası? 5 kök 5 eksi 5 artı 5 yaptı. Şunlar gitti. Yani karenin bir kenarı ne yaptı arkadaşlar? Şurası mavi karenin bir kenarı. A kök 5 artı 5. O da kaç çıktı? 5 kök 5 çıktı. Evet burası 5 kök 5 çıktı. Mavi alan isteniyor bizden. O zaman alan neye eşit olacaktır? 5 kök 5'in karesine eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 25 çarp 5'ten 125'e eşit olur. Bir an çıkmayacakmış gibi hissediyoruz değil mi? Böyle sayılara baktığımızda ama çıktı arkadaşlar. Evet üçüncü soru balık kesir oldu geldik dörde. Paralellik verilmiş dördüncü soruda. Hemen şu paralellikleri şöyle göstereyim ben. Hocam şununla şu birbirine paralel verilmiş. Şöyle komple. Ama ilk önce şuradakinde bir temel orantı var mı? Var. Burada inşallah bir oran da vardır. Evet burada K iken burası 2K verilmiş. Evet DB uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Bir de şurası A iken burası 2A verilmiş. KE uzunluğu neredesin KE? Burası A iken TK uzunluğu 2A verilmiş. İlk önce şuradaki şeyden şurası burası da yok burası da olmadığı için bir işlem yapamıyorum. Ama şurada Y deyip hocam buradaki temel orantıda 2 bölü 3 oran eşittir nedir? Y bölü alttan hocam 2 katı 2 katı Y'yi kaç buluruz? 4 buluruz. Y'yi 4 buluruz. E sonra şurada da 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3 oran eşittir. 6 bölü 2 4 ve X'in toplamı. 6 bölü 6 artı x mi yaptı burası? Evet içler dışlar Sısı ya da sadeleştir 3. Buradan 6 artı x eşittir 9 ise x buradan kaç olarak buluruz? 3 olarak buluruz. Evet iki temel orantıdan çıktı karşımıza cevap. Yani dördüncü soru akçaya oldu geldik 5'e. Şimdi aşağıda yüksekliği 9 metre olan bir binada. Evet yüksekliği 9 metreyi yazalım şöyle. 12 metre uzağında bulunan K noktasına ve buradan da çatıya boru döşenmiştir. Evet 12. Arkadaş 9 12 ne üçgeni 15 üçgeni burası 3 4 5e katından dolayı. Değil mi? Burayı böyle bir döşemişiz. Aşağıda görselde ise boru K noktasından çatıya teğet olacak biçimde yerleştirmiştir. E tamam ben buranın 9 olduğunu biliyorum. Yine aynı nokta değişmiyor. 9 12 15. E şurada borunun uzunluğuna bakar mısın? Hocam şurası kaç? 9 ve 12'nin toplamı kaç yapıyor? 21 yapıyor. Hocam şurası 15 ya. O zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. Şekil borunun ucunun zemin olan uzaklığı. Zemin olan uzaklığı ta buradan da geçebilir. Yani şöyle olabilir arkadaşlar bu bilmiyoruz. Şöyle yapayım isterseniz bizden x isteniyor. E şunlar birbirine zemine paralel değil mi şu parçalar? Evet. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Temalar antı şu bölü tamamı 15 bölü 21 eşittir 9 bölü x. 9 bölü x'ten dolayı sonuca ulaşacağız. 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 7, o zaman 5x eşittir 63'ten x de böylelikle 63 bölü 5 buluruz. 2 ile genişletirsek hatta x böylelikle 126 bölü 10 yapar. 126 bölü 10 da 12.6 yapar? Evet. Yani kaçıncı soru? 5. soru Denizli çıktı. Burada önemli olan ne? Borunun her iki şekilde de eş olması. Boru şöyle döşenmiş ama öncesinde bak şu şekildeymiş boru. E bu 9-12 daha 21 olması. Burada kullandık. Eş yapılarda bu uzunlukların eşit olmasına dikkat ediyorduk. Evet cevap Denizli. Geldik bir 6'ya. 6. soruda aşağıda bir ucu yerde olan kalasın alt ve üst ucuna destek demirinin ucuna kadar olan uzunlukları 80 ve 120. Evet desteğe kadar olan uzunlukları 80 ve 120 olarak verilmiş. Bu desteğin yüksekliği de 60 santimetre olarak verilmiş. Kalasın alt ucu 20 santimetre yukarı kaldırıldı. Üst ucu. He, bizden şu isteniyor. Şurada bir kalas var. Bu zemin bak zemin sen buradaki zeminden kalası böyle biraz kaldırdığın zaman ne kadar kaldı? Kalasının alt ucu 20 santimetre yukarı kalktığında burası 20 santimetre olduğunda yerden yüksekliği buradaki ne olur diye soruluyor. Ve buranın ne olduğunu biliyoruz gençler. Buranın 60 santimetre olduğunu biliyoruz. E 80'e burası kaç? 80'e 120. E hocam 80 bölü 120 nedir? 80 bölü 120. E, sıfırlar sadeleşse işte, 4'e böl 2 4'e böl 3. Yani buradan buraya 2K şöyle şuraya buraya da 3K var? Evet. Ne yapıyorduk? Belli bir artıştan gidiyorduk. 2K'da artış kaç? 40 değil mi? 2 kdaki artış 40 sa K'da artış 20'dir. E buradan buraya ne var? 3K var. 3K'daki artış ne olacaktır? 60 olacaktır. E, o zaman 60 60 eklersek x de 60 artı 60'dan kaç çıkacaktır? 120 çıkacaktır. Yani cevap akçay oldu. Bunu bir şekilde oran orantı tekniğiyle yapıyorduk. Yoksa temel orantı da oluşturabilirsin tabii ki. Altıncı soru akçay oldu. Geldik ya diye. Şimdi paralellik verilmiş mi Verilmiş. Şu paralel doğruların üstünden şöyle bir geçelim. A hocam açıortaylık var. Şöyle bir Z kuralından dolayı burası nokta açısı yaptı mı yaptı. Yani burada bir ikiz kenarlık çıktı. Bak açı kullanıyorum. Hocam kollardaki oran tabandaki oran yazsak. Oradan da çıkardı bu arada. Koldaki oran. Hani burası 10K burası 7K diyebiliriz. Sonra burada da kelebek var. Kelebekten de gidebilirdik. Hatta burada 2'ye 5 oran var. 2'ye 5 oranda yazarken buradaki oranlamada yazmada biraz sıkıntı yaşayabilirdim açıkçası. Ama şuna dikkat et. Aynı zamanda paralellik ve açıortaylı şöyle de kullanabiliriz. Z'den dolayı nokta ise burası da nokta oldu. İkiz kenar çıktı. Yani burası 5 iken burası da 5 olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 5 eksi x kaldı. E şimdi şu paralelliğe bakacak olursak yani şu üçgende temel uygulayacağız. Evet şu bölü tamamı. 2 bölü 7 eşittir. 5 eksi x ve 10. 5 eksi x bölü 10 yapacaktır. E o zaman buradan 5 kere de 35 eksi 7 x eşittir 20 yaptı. E o zaman buradan 15 eşittir 7 x'ten x de böylelikle 7 eksi x'ten pardon x de böylelikle ne geliyor? Pardon şurası kaç? 7 x ha 7 x yapıyormuş 7 eksi x olur mu ya? 7 x kaldı ya burada bunu, bunu buraya attık bunu buraya attık 7 x 15'ten x de böylelikle 15 bölü 7 çıkar. Yani cevap Ceyhan oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Oranlama verilmiş. Burası 5K iken burası 3K verilmiş. Yazalım. AF uzunluğu 5K. FD uzunluğu 3K olarak verilmiş. Bir de Fatma Kara uzunluğu burası 2A iken pardon 3A iken KC uzunluğu da 2A verilmiş. KC uzunluğu neredesin KC? Evet burası 2A verilmiş. Fatma Kara uzunluğu da 3A olarak verilmiş. Bu oranlamaları kullanacağım ben şimdi. Bu oranlamaları nasıl kullanabilirim? Öncelikli olarak hocam şuradaki iki oranlı doğru geldiği zaman oranlamaların kestiği yerden Paralel çizmek daha mantıklıydı. Sen buradan da çizebilirdin paraleli. Şuna paralel şöyle çizebilirdin mesela. Ama ben şunu daha doğru buluyorum. Bu da oranlı doğru. Bu da oranlı doğru. Şuradan çizmek daha mantıklı. Buradan şuraya doğru paralel çizecek olursam. 2'ye 3 oran var. 2'ye 3 oran olacak. Yani burası 2 anken burası kaç en olacak? 3 en olacak. Nereden dolayı geldi bu? Şuradaki temel orantıdan dolayı geldi. E sonra ne yapacağım? Hocam 5'e 3 oran var. E 5'e 3 orandan dolayı burası da 5 en olmaz mı? Olur. Bak 2N eşittir. Üçgen N'i buradan 3 bölü 2 buluruz. X de kaça eşit? 8N'e eşit. Yani 8 çarpı 3 bölü 2. 24 bölü 2'den kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Evet 8. soru Akçay. Oran mantığını kullanmakta bu şekildeydi. Oranlamanın olduğu yerden paralel çizerek yapıyorduk olayı. Evet Akçay oldu. Geldik 9'a. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki karton B noktasına uzaklığı 17 santimetre olan ve ağırlık merkezi G noktasından geçen BC'ye dikteye doğrusu boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Evet bir parça burası ikinci parça da burası. Şekil de A noktasının D doğru uzaklığı 6 cm. O, A noktasının D'ye olan uzaklığı şu dik uzaklık değil midir? Evet. Başta da zaten B noktasının da doğruya olan uzaklığı demiş. Bu arada bu doğru BC'ye dik, değil, dik olarak demişti. Yani bunlar 90'ar derece. E hocam bu 90 derece. Tamam eyvallah. O zaman B noktasının bu doğru olan uzaklığı da dik uzaklığı olarak algılanır. E burası da kaç verilmiş bize? Şurası da 17 olarak verilmiş. Yani şuradaki uzaklık bu uzaklık 6 verilmiş. Burada e bizden de C noktasının D olan uzaklığı. Yani şuradaki uzunluk isteniliyor. Şimdi ağırlık merkezini kullanacağız. Ya A'dan G'ye geçireceğiz ya B'den G'den ve de C'den c G'yi çizip oradan geçireceğiz. Hangisi daha mantıklı? E hocam şu daha mantıklı ya. Şöyle A G çünkü 17'yi falan da kullanmamız gerekiyor. Çizince hocam şu kenar ortaydır. Yani şunlar şunlar birbirine eşittir. Eyvallah. Bir de çizince ne diyoruz arkadaşlar? Buradan buraya bir iki oran var. A kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç oldu? 2'ye 1. 2'ye 1 orandan dolayı burası kaç yaptı? 3. E tamamı 17 idi. 14 kaldı buraya. E bunun da tamamı 14 yapacak. O zaman 14'ten 3 çıkınca buraya 11 mi kaldı? Evet. Yani cevap böylelikle C han yaptı. Çünkü C noktasının D'ye doğru olan uzaklığı. Dik uzaklığı demektir. Yani 11 yapıyor. 9. soru C han oldu. Geldik 10. soruya. Sözel bir soru. Bir ABC üçgeni çiziniz diyor. Hemen ABC üçgenini şöyle bir çizelim bakalım. Rastgele bir ABC üçgeni çizdim. Hemen şuraya da A, B ve C yazdım. Sonra AD paralel BC. BC'ye paralel bir AD doğrusu çizeceğim. O zaman D buralarda bir yerde olmaz arkadaşlar. BC'ye paralel. Yani bizim D noktası şuralarda bir yerde olacak ya da sol tarafında olacak. Bak AD BC'ye paralel oldu mu? Oldu. Ve ACB açısı A C, B açısı şuradaki açıyla C, açısı birbirine eşit olacak şekilde diyor. Evet. Sadece paralel deseydik de şu bilgi verilmeseydi de olurdu. Ama bazen ÖSYM'de tabii ki bu bilgileri böyle fazladan veriyor. Paralel olduğunda zaten açılar eşit oluyor. Ya da açılar eşit olduğunda paralellik sağlanıyor zaten. Neyse devam edelim. ADC üçgenini çiziniz diyor. ADC üçgenini çizdik. AC uzunluğu 12, BC uzunluğu 18 ve AD uzunluğu 8 olarak verilmiş. Ve CD uzunluğu da 10 olsun diye soruluyor. A ile B arasındaki uzaklık X nedir diye soruluyor. Şimdi gençler burada ACB. ACB açısıyla CAD açısı. CAD açısı eşit. Tamam paralellik var. Eşitlik var. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Sadece ve sadece birer açılar eşit. E birer açıları eşitse kenar açı kenar var mı diye inceleriz değil mi? Önce şu üçgenden başlayayım. Alfanın kolları kaç? 8, 12. Öbüründe alfanın kolları kaç? Şurada 12, 18. Hocam şunları oranlayacak olursak her ikisindeki oran aynı mı? 6'ya bölsen 2, 6'ya bölsen 3. Bu da 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Evet her ikisindeki oran aynı. Dolayısıyla bunlar kenar açı kenardan benzer ve benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. E o zaman benzerlik oranı 2 bölü 3. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Çünkü ilk buradan başlamıştık. 10 bölü x e eşittir. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar? Şunları sadeleştirsek. 5, 5 kere 3, 15. x de böylelikle 15 olarak buluruz. Zaten bizden bu isteniyor. Yani 10. soru Akçay yaptı. Ve geldik 11'e. Aşağıdaki ABC üçgeni verilmiş. Kenarlar verilmiş. Ya hocam dikkatimizi çeken ne? Bu üçgende de burada da bütün kenarlar verilmiş. Burada da bütün kenarlar verilmiş. O zaman bu kenarlara göre yorumlayalım. Küçükten bir e doğru 2.5, 5 ve 6. Hocam yani 3 bölü 2, 5 ve 6. Küçükten bir e doğru sıraladım. Sonra 3, 10 ve burası da kaç? 12. 3, 10 ve 12 burası. Taraf tarafı oranlayalım. Oranladığım zaman hepsindeki oran 1 bölü 2 mi geldi? Evet o zaman bunlar nedir? Kenar kenar kenardan benzerdir. Peki kenar 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 benzerliği çıkınca ne yapıyorduk? Ya hocam büyük ihtimalle kenarla ilgili yani açıyla ilgili bir şey vermiştir. Şu kenarları gören açılar eşit. 3 bölü 2'yi görenle 3'ü gören. 3 bölü 2'yi görenle 3'ü göreni eşitledim. 5'i görenle 10'u gören. 5'i görenle onu gören eşitledim. 3. açılarda otomatikman eşit oluyor zaten. Ya büyük üçgeni kullanacağım ve dikkat et. Bak hep aynı şeyler. Bak bu açıda bu açıda beta. Ya beta ya beta. Ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani burası 15 ise burası da 15'tir. O zaman x'e kaç kaldı? 6'sı buradaysa buraya da 9 kaldı. Yani cevap 9 yaptı. Cevap balık kesir oldu 11. soruda. Ve böylelikle test 3'ü bitirdik. O zaman bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.